Canın nerede merhemi söyle yüreğim. Canım ne yapıyorsun? Ya bir dur, bir soluk al ya. Oturup çocuk konuşsun diye bekleyemem. Yardım et bana. Tamam peki, ama ne arıyoruz tam olarak? O kadına ulaşabileceğim herhangi bir iz, bir fotoğraf, ne bileyim bir adres, bir kart. Telefonum. Adı... Adı Petek'miş. Belki o değildir. Güneş'in annesi de kaybetmemiş sonuçta. Kapalı. Kadındaki rahatlığa bak Fulya. Kızını hiç mi merak etmiyor bu kadın? Aramadığı gibi telefonu da kapatmış. Ya canım bak, harap ettin kendini. Ya buluruz bir şekilde o kadını ya. Ya delirmen işimizi kolaylaştırmayacak Elif. Anne. Efendim oğlum. Nasılsın? Dila nasıl? İyiyiz, iyiyiz. Dila da iyi. Odada dinleniyor. İyisiniz yani. İyiyiz, iyiyiz canım. Tamam, eğer bana bir ihtiyaç falan olursa... Canım, senin aklın kalmasın burada. Sen işine gücüne bak, ne olursun. Akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne deseydim? Kızı zapt edebilmek için odayı mı kilitledim deseydim? Kızın da aynı senin gibi. Zayıf mizaçlı. Hasta. Ama bu sefer onu iyileştireceğim. Yeter artık kendine işkence ettin. Bırak şu telefonu. Baksana şu çocuk parkına. Belki kaldıkları eve yakın. Eğer parkı bulursak sorup soruşturur evi de buluruz. Kızım sen iyice manyadın ama. İstanbul'da milyonlarca çocuk parkı var. Hepsini teker teker gezsek bile aylar sürer bulmamız. Hem... Bütün parklar birbirine benzer. Nasıl bulacağız ki? Ya annesini bulmak zorundayım Fulya. Kim bu kadın? Hakan ne buldu bunda? Benden daha mı güzel? Daha mı akıllı? Daha mı neşeli ya da... Ya da daha mı genç? Tek bir fotoğrafı, bir videosu yok şu telefonda. Ha, bak işte kendin söyledin. Ya Hakan bu kadını sevmiş olsaydı bir tane fotoğrafı, videosu olmaz mıydı? Çocuk yaptığı kadının bir tane tam olarak göründüğü bir videosunu çekmemiş. Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Hesap soracağım, kimse yok. Ne Hakan ne o kadın. Sen bunca yıldır üzerine kayıtlı bir çocuk olduğunu nasıl fark etmedin? Hayır, bilmiyor musun Fulya? Ben devlet şifremi bile bilmem. Her zaman her şeyle, bankayla falan Hakan'a ilgilenirdi.
uzak ya. Sanki şu kapıdan içeri girecekmiş gibi geliyor. Tamam, geçecek. Geçecek canım. Geçmeyen acı yok dünyada. Zor olacak ama geçecek. Bu gece de yanında kalmamı ister misin? İdare ederim ben. Bir şekilde alışmak zorundayım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Niye iki servis var? Dila nerede? Dila ben tokum dedi. Toksa da gelsin. Bir yüzünü göreyim. Uyumuştur belki. Ses etmesek oğlum. Uyuyorsa da uyansın. Ya dur bir ben bakayım. Mehveş. Git getir. Anne sana inanamıyorum ya. Kızı odaya mı kilitledin? Her şey onun iyiliği için. İlaçlarını almayı kabul edene kadar bunun böyle olması gerekiyor. Kıza biz mahkum gibi davranırsak niye bu evde kalsın ki? Bak sen böyle yapmaya devam edersen yine kaçıp gidecek. Bu sefer kolay değil. Bundan sonra benim kurallarımla oynanacak bu oyun. Böyle bir şey asla müsaade etmiyorum. Mehveş, bir servis daha açar mısın Dila için? Ben rahatsızlık veriyorsam mutfakta da yerim. Mehveş'le sorun değil. Bakın, tekrar söylüyorum. Benim kardeşimi kimse hiçbir yere kitlemeyecek bundan sonra. Sana söz veriyorum Dila, ama sen de bana söz ver. İlaçlarını alacaksın. Hadi. Hepsinden söyledim işte. Ne seviyorsun bilmiyorum ki. Köfte patates var, makarna var. Hadi ama. Yemezsen nasıl büyüyeceksin? Hep böyle küçük mü kalmak istiyorsun? Bütün çocuklar sever bunları. Başka bir şey mi istiyorsun? Aç mı değilsin? Neden yemiyorsun anlamıyorum ki. Sarıcığım, ya arasana kaç katı çıktın böyle poşetlerle. Hayır, sorun değil. Hallettim ben. Sen geçip dersine çalışır mısın? Hadi, lütfen. Yarın gireceğin ekonomi dersinin finalinden eğer geçer not almazsan işte o zaman kızarım sana. Tamam, hadi otur.
Ben de bize mis gibi bir makarna yapacağım. Ama Türk usulü, anlaştık mı? Öyle fetüçünlüymüş, deniz mahsulüymüş falan anlamam ben. Şöyle bol tereyağlı bir makarna yapacağım. Kıymalı da yapmak isterdim ama... O kadar paramız yok. Makarnamız da hazır. Buyurun beyefendi. Buon appetito. Eline sağlık hayatım. Öğreneceğim şu İtalyancayı. Hayatım, onu ben alayım. Onu da alayım. Ne yapıyorsun? Bir saniye bekle. Ya ne yapıyorsun? Çok sabırsızsın. Evet. Şöyle koyalım. Afiyet olsun. Bu çok güzel. Çok seviyorum seni. Ben de. Evet. Abi, girebilir miyim? Gel Dila, gel. Ben sana teşekkür etmek istedim. Hı. Beni koruduğun için. Dila. Bak, sen benim kardeşimsin. Tabii ki koruyacağım. Ben seni hep korudum. Ama sen her seferinde... Abi, ne olur yapma. Bak, bu işten öylece kaçıp kurtulamazsın. Bir açıklama yapmak zorundasın Dila. Biliyorum. Abi, biliyorum. Hani ben bazen saçma sapan şeyler yapıyorum. Daha sonra nasıl açıklayacağımı bilmediğim şeyler yapıyorum. Bu da onlardan bir tanesi işte. Şimdi konuşmasak, daha sonra konuşuruz belki ama... Şimdi değil, lütfen. Thank you.
Güneş, sen neden buradasın? Akşam korktun mu? Kabus mu gördün? Acıkmış sanırsan. Ben sana tost yapayım. Dila'ya fazla müsamaha gösteriyorsun. Kızı odasına kilitlemek sorunlarımızı çözmez. Tamamen kontrolümün altında olması gerek. Yoksa yine içmeyecek ilaçlarını. Anne, bir fırsat verelim. Bak, rica ediyorum. Belki bu sefer her şey farklı olur. Hı? Tamam. Günaydın. Günaydın canım, gel. Size de günaydın gardiyan hanım. Afiyet olsun size. Ne güzel bir gün değil mi abicim? Neden bunu yapıyorsun Dila? Onun bana yaptıklarının yanında az bile yapıyorum ben. İlaçlarını al Dila. Bana söz verdin. Tamam mı? Bugün anneni bulmaya gideceğim. Üzülme. Bulacağız anneni. Ama önce sana bakacak birini bulmam lazım. Fulya'yı arayalım mı? Belki o gelip sana bakar. Elif Kale'ye güvenip hayatımızın en güzel ve en anlamlı gününü en rezil günü olarak geçirdik. Menümüzü kafasına göre değiştirmiş. Bütün konukların midesini tuta tuta düğünden ayrıldı. Müzisyenlerimiz deseniz. Amatör bir grup çıktı onlar yerine. Kendi kafasına göre onları da değiştirmiş hanımefendi. Ben böyle bir amatörlük görmedim. Siz olun. Sponsor organizasyonla sakın çalışmayın. Bir anlaştıysanız, bir hata yaptıysanız da zararın neresinden dönerseniz kârdır benden söylemesi. Oha! Oha! Bu ne ya? Bu kadın ne söylüyor ya? Bu... Daha şimdiden iki organizasyon iptali aldık. Elif'e hiçbir şey söylemiyoruz, tamam mı? Canım. Nasılsın? İyiyim, iyiyim canım. Bugün benim yapacak birkaç işim var. Çocuğa sen bakar mısın? Bakardım da önümüzdeki organizasyon için şu an toplantıdayım. Ben başka birilerini bulmaya çalışayım mı? Ha, tamam, kimseyi işinden etme. Ben bir şekilde hallederim. Sonra konuşuruz. Tamam canım, öpüyorum. Tamam. Babanın iş yerine gitmem lazım. Evde de bırakamam seni. Sen de benimle geleceksin. Nereye gidiyorsun Güneş? Evde yalnız kalamazsın. Gel buraya. Ama böyle gidemeyiz. En azından üstümüzü değiştirelim, değil mi? Oldu mu? Her şey senin iyiliğin için. Unutma bunu. Yarasın bir tanem.
çıktım. Hadi bakalım. Babanın iş yerine geldik. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse. İşim çok uzun sürmez herhalde. Uyanmadan yetişirim sana. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben Hakan Karan'ın eşiyim. Onun özel eşyalarını almaya geldim. Başınız sağ olsun. Çok üzüldük. Sağ olun. Odasına çıkabilir miyim? Bir saniye. Ah, işte bu. Bu manyak kadın. Hakan'ın karısı. İlaçlarımızı içtiğimize göre artık dışarı çıkabiliriz. Yardımcı olmamı ister misiniz? Başınız sağ olsun. Hakan çok sevdiğimiz bir çalışanımızdı. Sağ olun. Fırat Ayaz. Elif Kara. Buraya kadar zahmet etmeseydiniz keşke. Biz yollardık eşyalarını. Kusura bakmayın, ben özel bir şey arıyorum. Kişisel bir şey. Pardon, dağıttım biraz. Hayır hayır, sakın dert etmeyin dağınıklığı. Yani mutlaka önemli bir şey arıyorsunuzdur. Sağ olun. Benim biraz acelem var. Eğer izin verirseniz. Tabii, tabii. Ben sizi yalnız bırakayım. Herhangi bir ihtiyacınız olursa mutlaka haberimiz olsun, olur mu? Ahmet abi, aç kapıyı, dışarı çıkacağım. Kızım, anneniz dedi ki... Bana ne annemin ne dediğinden? Ahmet abi, kapıyı açar mısın? Dışarı çıkacağım. Ama açamam. Kapıyı aç Ahmet abi. Ben ilaçlarımı içtim. İçtim ben ilaçlarımı. Annemle anlaştık biz. Lütfen kapıyı açar mısın? Dila. Ahmet abi, kapıyı açar mısın? Ben ilaçlarımı içtim diyorum sana. Anlaştık annemle. Dila. Mehveş. Mehveş. Ben ilaçlarımı içmedim mi? Sen de oradaydın. Biliyorum. İçtim ilaçlarımı. Biliyorum. Annemle sakin. Anlaşmadık mı biz? Anlaştık. Mehveş, şu kapıyı açsın istiyorum. Tamam, sakin. Mehveş, ben sakinim lan. Bebeğim, ben sakin. Dışarı çıkmak istiyorum. Sakin, Mehveş. Bebeğim, sakin. Mehveş, ben sakinim. Tamam, zaten tamam. Görmüyor musun? Tamam. Ben sadece kapıyı açmasını tamam. istiyorum. Söyle kapıyı açsın. Söyle kapıyı açsın. Biz seninle anlaştık. Söyle kapıyı açsın. Aç kapıyı Ahmet Efendi. Aç kapıyı dedim. Zaten çıkamayacak. Mehveş, çöpü kontrol et. İçmemiş ilaç. Kusura.
Dilan. Hadi gel. Hadi bir tane. Hadi. Hadi. Hadi canım, hadi. O elbiseyi de çıkart. Fazla kısa. Elbiseme karışma. Bari elbiseme karışma. Çıkar at dedim. Tamam, Diloş. Tamam bir tanem. Tamam bak, alt tarafı bir elbise. Ne olacak? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne analar var be? El kadar çocuğu bırakıp gitmiş. Şimdi havasızlıktan boğulacak yavrucak. Olacak ayıp, iş ayıp. Değil. Analık doğurmak da olmuyor işte. Güneş! Çekil! Çekil! Güneş! Ay böyle olmuyor işte. Geldi, geldi. Güneş! Polisi arasın. İyi misin? Ambulans arayan oldu mu? Tabii. Parayla ana olunmuyor değil mi? 60 çocuğu gitmiş. Ben annesi değilim. Uyandırmaya kıyamadım. Beni çağırmışsın. Sude, muhasebeyle konuş. Hakan'ın bize olan tüm borcunu silsinler. Tazminatı da hazırlasınlar, karısını verelim. Bir şey mi söyledi sana? Ya söyledim sana. Dengesini teki ciddiye alma kızı. Hiçbir şey söylemedim. De kadın kocasını kaybetti sonuçta. Mutlaka bir ihtiyacı, bir sıkıntısı vardır. Bu kadına neden bu kadar yardımcı olmak istiyorsun? Hayır yani yapman gerekenden çok daha fazlasını yapıyorsun şu an. Sude, uzatma lütfen. Söylediğimi yap, muhasebeyle konuş. Tamam. Madem öyle istiyorsun konuşurum. Sağ ol. Ha bu arada akşamüstü biraz erken çıkacağım. Dila'yı uğrayacağım. Çok iyi olur. Sıkılmıştır evde. Kolay gelsin. Sağ olun. Aa, Güneş, hoş geldin. Dur, senin istediğin çikolataların yerlerini değiştirdim. Bak, buradalar. Al bakalım. Çok şükür tanıyorsunuz. Parkta bir başına dolanıyordu. Ben annesini arıyorum. Evlerini biliyor musunuz? Bilmem mi? Sağdan 3. bina. Ömür apartmanı. 3. kat 5 numara. Ha, gerek yok. Biz hallederiz Hakan Bey'le sonra. Bu seferlik ben ısmarlamak istiyorum. Şey, bu çok fazla.
Aşk yuvanız mıydı burası? Mutlu muydun bu evde? Bizim anılarımızdan daha güzel anılar mı biriktirdin onunla? Çok sever miydi anneni? Mutlu muydunuz? Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.